Isparta'da ilk olarak 3 Şubat'ta yoğun kar yağışı sonrası 4 gün boyunca elektrikler kesilmiş, 2 Mart'ta da 48 saate varan sürelerle kente elektrik verilememişti. Kesintilerin ardından gözler bölgedeki altyapı yatırımlarına çevrildi. Akdeniz Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi AEDAŞ da Isparta'da elektrik hatlarının yer altına alınması için keşif bedelleri 34 milyon TL ile 50 milyon TL arasında değişen 7 ayrı ihale açtı. DB Haber'in edindiği bilgiye göre 24 Mart'ta açılan ihalelerin 6'sını BEDA Enerji aldı. Sözleşmesi 28 Mart'ta yapılan ihale sonucuna göre BEDA Enerji yıl sonuna kadar Isparta'nın çok büyük bölümünde elektrik hatlarını yaklaşık 245 milyon TL karşılığında yer altına alacak. Şirketin yönetim kurulundaki isimlerse dikkat çekti. Cengiz Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Cengiz'le Colin İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Naci Koloğlu şirket yöneticileri arasında. EPDK, Isparta'da yaşanan elektrik kesintisinin ardından hizmet zaafı nedeniyle Cengiz Holding'le Colin İnşaat ortaklığı olan CK Akdeniz bünyesindeki AEDAŞ hakkında soruşturma başlatmıştı. Elektrik hatlarının yer altına alınma işinin kesintiler nedeniyle soruşturma geçiren şirkete ait başka bir şirket tarafından yapılacak olması ise muhalefetle meslek odalarının tepkisine neden oldu. CHP Isparta İl Başkanı Yalım Halıcı, 3 Şubat ve 2 Mart'ta Isparta'da yaşanan elektrik kesintilerini hatırlattı. Günlerce elektriksiz kaldıklarını belirten Halıcı, şirketin gerekli altyapı yatırımlarını yapmadığını öne sürdü. 2022 yılında bizi MUM'a muhtaç ettiler. MUM'a ve gaz yağına, gaz lambasına muhtaç ettiler Isparta'da. Halıcı, iktidarın yaşananlardan ders çıkarmadığını da öne sürdü. Biz ilgili şirkete ceza yaptırım uygulanmasını beklerken şirketin ödüllendirildiğini görüyoruz. Yani gerçekten akıl alır gibi değil. AKP iktidarı usulsüzlüğe müsamaha göstermeye devam ediyor. Elektrik Mühendisleri Odası Isparta temsilcisi Güner Merdan ise ihalelerin şeffaf bir şekilde yapılmadığına dikkat çekti. Bu ihalelerde kırımlar ve nasıl yapıldığı ya da hangi şartlarda bu işlere verildiği çok net değildir. Merdan, ihmaller sonucu Şubat ve Mart ayında yaşanan kesintiler nedeniyle Isparta'nın mağdur olduğunu da hatırlattı. Bu işi zamanında düzenli yapmayarak bizleri mağdur eden bu firmaların yine bizim işimizin bu sefer yatırım işlerinin yapılmasının alması gayet düşündürücü ve araştırmaya ihtiyaç sahibi bir konudur. Merdan, bir daha böyle bir sorunun yaşanmaması için TEDAŞ'ı göreve çağırarak gerekli denetimlerin yapılmasını istedi. BEDA Enerji yetkilileri ihale süreçleriyle ilgili sorularımızı ise yanıtlamadı.